Osmanlı seferleri karşısında bunalan Avusturya Arşidükü Ferdinand, Alman İmparatorunun da önerisiyle Osmanlılara anlaşma teklifinde bulundu. Ferdinand'ın bu önerisine Kanuni Sultan Süleyman da sıcak bakmaktaydı. Çünkü bir yandan Macaristan'a yapılan seferler büyük masraflara yol açmakta, diğer yandan da doğu sınırları ihmal edilmekteydi. Bu durumu fırsat bilen Safeviler, doğuda bazı olayların çıkmasına sebep olmaktaydı. Kanuni'nin antlaşmayı kabul etmesi üzerine 1533'te İstanbul'da Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında İstanbul Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti Avusturya'ya siyasal üstünlüğünü kabul ettirmiş oldu. Bu antlaşma ile başlayan barış sürecinden faydalanan Kanuni, Doğu seferi için hazırlıklara başladı.